Sayın Başkan, çok değerli bakanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine partimizin görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Can Erzincanlılar adına bütün ülkemi, bütün parlamentoyu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, sporun içinden geliyorsunuz. Gayretli, çalışkan bir bakanımızsınız ama bütçeden bakanlığa düşen payın son derece az olduğunu görüyorum. Bakanlığınızın biraz sonra anlatacağım çok değerli çalışmaları var ama bazı ufak tefek sorunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu'nda artık asansör kazalarını gerçekten duymak istemiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Bakanlık bu yurtlardaki asansörlerin periyodik bakımlarını ve denetimlerini mutlaka yaptırdığına eminim. Ancak sorun asansörün bakımında değil. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Bu çalışmaların ne olduğunu çok iyi bir şekilde denetledim. Bu asansörlere kimin yaptığı, asansörleri kimin monte ettiği ve asansör parçalarını kimin ürettiği son derece önemli. Çünkü bu alanda diplomalar satılıyor, diplomalar kiralanıyor, sertifikalar parayla satılıyor ve insan hayatı, öğrencilerimizin hayatı inanın ki risk ediliyor. Buradan aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerini göreve çağırıyorum, önlem almalarını arzu ediyorum. Öğrenciler bir asansöre 8 kişi binmesi gerekirken 10 kişi biner. O anda o asansörün hareket etmemesi lazım. Onun için bu kazaların önlenmesini beklemekteyiz. Değerli milletvekilleri, öğrenci kredi faizleri silindi ama yeterli değil. Bir öğrenci KYK kredisi aldıysa eğitim masraflarını karşılayamayacağı için aldı. Devletimizin bu borçları ve faizlerinin tamamını silmesi lazım. Binlerce öğrencimiz bu hayırlı haberi bekliyor. Değerli milletvekilleri, üniversite öğrencileri doğrudur, yeteri kadar barınamıyor, yeteri kadar beslenemiyor. Tiyatroya, sinemaya, konsere dahi gidemiyorlar. Geçen hafta Ankara Kitap Fuarı'ndaydım. Binlerce genç oradaydı ama ne yazık ki o gençlerin kitaplara baktığını ve kitap alamadığını üzüntüyle gördüm. Bu böyle olmayabilirdi, olmamalıydı. Gençlerin kaçmak istedikleri değil, kalmak istedikleri bir Türkiye'yi hep birlikte yapmalıyız ve planlamalıyız. Bu evlatların yurt dışı merakı gelecekte ülkemizi çok önemli sıkıntıya sokar. Gençlere tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim demeliyiz. Ve gençlerimizi mutlaka ekonomik milliyetçiliğe alıştırmalıyız. Gençlerimizi ancak bu şekilde ülkemizde tutarız. Ekonomik milliyetçilik yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Değerli milletvekilleri, spor yarış değil barıştır. Spor müsabaka değil aynı zamanda müsamahadır. Spor rekabettir ama aynı zamanda da centilmenliktir. Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı nedeniyle ara verilen ligler tekrar başlayacak. Büyük Ankara Gücü taraftarının ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Buradan Futbol Federasyonu'na bir çağrıda bulunuyorum. Bütün takımlar bugün sahaya önce hakem formasıyla çıksın. Hepimiz hakem olalım ve şiddeti mutlaka kınayalım. Hakemleri baskı altına almaktan vazgeçelim. Türk futbolunun sorunu maçların kötü yönetilmesi değil, inanın ki kulüplerin kötü yönetilmesidir. Avrupa kulüpleri parayı altyapıya harcıyor, bizim kulüplerimiz parayı transfere harcıyor. Avrupa kulüpleri 100 lira harcıyorsa 50 lirasını inanın ki altyapıya ayırıyor. Şöylesine bir bakalım. 10 milyon nüfuslu Portekiz'de bir Ronaldo çıkıyor.
85 milyon nüfuslu Türkiye'mizde Ronaldo'ların sayısını çoğaltmamız lazım. Real Madrid gibi dünya markası bir takıma 18 yaşında transfer olan Arda Güler'lere bizim mutlaka sahip çıkmamız lazım. Arda Güler'e sahip çıkmalıyız ve bunların sayısını çoğaltmalıyız. Sayın Bakanım, 20 takımlı Süper Lig'de buradan soruyorum. İstanbul'un 8 takım olabilir mi? İstanbul'dan 8 takım var. Bu doğru değil, normal değil. Geçmişte Türk futbolunun yüz akı olmuş bir Bursa Spor'un, bir Eskişehir Spor'un, bir Van Spor'un, bir Diyarbakır Spor'un birinci ligde olmaması gerçekten üzüntü vericidir. Özellikle geçmişte tarih yazan bir Kocaeli Spor vardı. Kocaeli Spor geçmişte tarih yazmıştı. Son derece önemliydi. Sefa Sirmen Başkanlığı'nda Lizbon'daki o maçları hatırlıyorum. Kocaeli Spor'unda, Denizli Spor'unda mutlaka birincilikte olmasını şart olarak görüyorum. Evet, ülkemizde büyük bir döviz sıkıntısı var. Ama bakıyorsunuz ki kulüpler dışarıdan oyuncu alıyor ve milyon dolarları buralara harcıyorlar. 8 tane kulüplerde yabancı oynayacağına 3 tane yabancı, 8 tane Türk mutlaka kulüplerde oynamalıdır. Offside kalksın diye söyledim. Herkes tepki gösterdi. Ama offside önümüzdeki günlerde mutlaka kalkacak ve hızlı futbol, heyecanlı futbol, enerji veren futbol mutlaka gelecek. Değerli milletvekilleri, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı kutluyorum. Kadın voleybol takımımızı kutluyorum. Kadınlarımızın başarısı ülkemize büyük katkı sağlamıştır. Bu bütçenin bütün milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum.